Kardeşine tebessüm etmen sadakadır. Resulullah bir gün şöyle buyurdu. Şüphesiz her Müslümanın her gün sadaka vermesi gerekir. Kendisine kim bu işi yapabilir diye sorulunca Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Yol üstündeki eziyet edici şeyleri kaldırmak sadakadır. Birine yol göstermek sadakadır. Hastayı ziyaret etmek sadakadır. İyiliği emretmek sadakadır. Kötülükten sakındırmak sadakadır. Ve selamın cevabını vermek sadakadır. Allah'ın sevgilisi bir hadisinde şöyle buyurdu. Her iyi iş sadakadır. Yine bir başka hadisi şerifinde zengin veya fakir herkese yapılan ihsan sadakadır buyurmuştur. Yine şöyle buyurmuştur. Her iyi iş sadakadır ve insanın kendisiyle yüz suyunu koruduğu her şey kendisi için sadaka olarak yazılır. Allah'ın sevgilisi bir başka hadis-i şeriflerinde ise kardeşinize irşad eden ilimle ve kendisine kılavuzluk eden görüşle sadaka veriniz buyurmuştur. İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam Allah'ın sevdiği sadaka şunlardır. İlişkileri bozulduğunda insanların arasını düzeltmek ve birbirlerinden ayrıldıklarında onları birbirine yaklaştırmaktır buyurmuştur. Allah'ın sevgilisi aleyhisselam güzel bir söz sadakadır ve namaz için attığın her adım da sadakadır buyurmuştur. İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu. Usanmaksızın duymayan birine bir söz işittirmek tatlı bir sadakadır. İmam Sadık aleyhisselamdan şöyle rivayet edilmiştir. Ali bin Hüseyin aleyhisselam sabah olduğunda rızık talep etmek için dışarı çıkıyordu. Kendisine ey Resulullah'ın evladı nereye gidiyorsun diye sorulunca şöyle buyurdu. Ailem için sadaka getirmeye gidiyorum. Kendisine siz de sadaka alıyor musunuz diye sorulunca şöyle buyurdu. Her kim helal rızık talep ederse aziz ve celil olan Allah'ın o gün kendisine verdiği sadakadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kardeşinin yüzüne tebessüm etmen sadakadır. İyiliği emretmen sadakadır. Kötülükten sakındırman sadakadır. Yol bilmeyen birine yol göstermen sadakadır. Yol üstündeki kemik, diken ve taşı kaldırmak sadakadır. Ve kendi kovandan kardeşinin kovasına su dökmen de sadakadır. Bir gün Allah'ın sevgilisi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, her Müslümanın sadaka vermesi gerekir. Orada bulunanlardan Ebu Musa şöyle arz etti. Bir şey bulamıyorsa ne buyurursunuz? Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Eliyle çalışsın, emeğinden hem kendisi istifade etsin hem sadaka versin. Yine o şöyle arz etti. Eğer çalışmazsa ne buyurursunuz? Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, hüzün sahibi bir muhtaca yardım etsin. Ebu Musa bunun üzerine yine sordu. Eğer bunu da yapamıyorsa ne buyurursunuz? Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu. İyiliği emretsin. Ebu Musa eğer bunu da yapamıyorsa ne yapsın diye sorduğunda ise kötülükten sakınsın ki bu da sadaka sayılır karşılığını aldı. Allah'ın sevgilisi şöyle buyurdu. İnsanlara kötülük etmekten sakın. Zira bu kendin için verdiğin bir sadakadır. Yine buyurdu ki dilini koru zira bu da kendin için verdiğin sadakadır.